Assalamualaikum, ben Hamza Dolar. Demek sizlerden bu fikrin çıksın kitabından dersinden devam kullanıyoruz. 67-68. Çünkü bugün götürdüğün derslerimiz. Demek, see somebody do and see somebody doing. Demek, kim siz kimdir beraber iş hareket kılıyorken kurşiğinizde kim gelir etmekçi bulsanız, bana bu şey iş hareketini, bana şu see somebody do ya ki see somebody doing bilen bir işinin farkını görüp çıkarmış. Demek, Tom got into his car and drove off. You saw this. Demek mana şu Tom degen bola siz maşinasiga oturdu ve maşinasini haydab ketdi. Siz mana şu o'sha iş harakatni ko'rdingiz. Endi o'sha iş harakatni aytmoqchi bo'lsangiz, siz you can say I saw Tom. Demek men Tom'ni ko'rdim. Past simple da bo'ladi. Saw. Keyingisi get into his car and drive off. Maşinasiga mindi ve haydab ketdi. Demek bu siz onu o'tgan zamonda ko'rganingiz bilan, lekin bu yog'ida siz uni present simple'da berishingiz kerak bo'ladi fe'llarni. Mana qoidada aytgan see somebody do, did emas, do, ya'ni doing. Siz buni present simple'da berishingiz kerak bo'ladi. We say I saw him do something. He did it and I saw you. I saw this. Demak, kimdir biror bir ish harakat qilgan, siz o'sha ish harakatni ko'rgansiz qilganini. Demak, xuddi nimaga o'xshab mana bu C'ga o'xshab biz hear, listen to, watch, feel bilan foydalanishimiz mumkin. Qaysiki somebody do something, kimdir biror bir ish harakat qildi yoki nimadir sodir bo'ldi. Demak, I didn't hear you come in. Demak, men seni kelganingni eshitmadim. Kiraver ichkariga deyapti. Ya'ni shu vaziyatda hear'dan foydalanyapti. Ya'ni hear somebody'nin orada you ve do present simple'da kelyapti. Yoki Lisa suddenly felt somebody touch her on the shoulder. Demek Lisa birdenbire his qildi. Mana feel past simple'da birinchi past simple'dagi undan keyin yani somebody kimdir touch present simple'da her on shoulder his qildi. Kimdir uning yelkasiga tegdi. Demek keyingisi yesterday you saw Kate. Demek kecha Kate'ni gördünüz. She was waiting for a bus. Demek o avtobusu kutuyordu. You can say I saw Kate waiting for the bus. Demek ben Kate'ni gördüm. Avtobus kutuyordu. Demek bu yönde continue ing yap gelişi uzdan keyin. Demek we say I saw her doing something. Demek ben onu gördüm. Bırak bir narsa kılıyordu de. She was doing it and I saw this. Demek o işe iş hareketini kılıyordu. Ben onu gördüm. Demek şu bilen bir gerekte biz hear, listen to, watch, feel, smell, find denem faydalanışımız mümkün. Somebody doing something. Ya ki bırak bir narsa odur buluyordu. Something happening. Demek I could hear it raining. Bemalol işte aldım. Kaçki yağmur yağıyotgenini, yani yağmur yağıyotgendi. Uça iş hareketini kuruşka işçişke sadır buldum. Yani nima buldum. Kabiliyetine iyi geldim bu şey peydim. Listen to the birds singing. İşit kuşlarının seyriyotgendi. Yani üç bu vaziyette devam ediyotgen iş hareket bunun için singing bol yaptı. Yani ular hazır keyingi kaydasıda görəmiz. Yani bu özden ki aynı cevap oluşu için beraber bir hareket başlanıp tügemegen buluşu gerek. Demek bana şüphe etti biz ING'den faydalanalım. O zaman difference'ını koyarız. Farkını. I saw him to do something deyip eğer infinitive bilen bir edigen bulsa he did something and I saw this. Demek o işe kimdir beraber bir hareketini kıldı. Siz o işe iş hareketini kurdunuz kılgendim. Demek I saw the complete action from start to finish. Demek ben beraber iş hareketinin başlangıcından tügellenişe bulgen iş hareketini toluk kurdum. Mesela he jumped over the wall and ran away. I saw this. Demek ben kurdum. O divardan aşıp düştü ve yugurup kaçıp gitti. Demek o toluk kurgen beraber iş hareketini. Mesela I saw he jumped. Ben kurdum. O sekredi. Ve o kim kaçıp gitti. Yugurup gitti. Demek they went out. I heard this. Demek ular taşkarıya çıkıp yetişti. Ben onu işittim. Yani I heard them go out. Ular taşkarıya çıkıp yetkildiğini işittim. Demek beraber iş hareketini başta sonra geçe toluk kurgan bulsanız, guvahı bulsanız infinitif bilen birazız. To do, I saw somebody do.
Eğer desin, bir şirketin ortası da, başı da yenmez, ahır da yenmez, ortası da kurup yok, işte falan bulsanız, ondan kengi kilergen fiilini ayıncı şekilde işletişiniz gerek. Mesela, I saw him doing something, he was doing something and I saw this. Demek, kimler o şey şirketini kırıyor kendi, siz o şeyini guvahı buldunuz. Lekin başlayışını bilmezsiniz, kaçın tüke geldiğini bilmezsiniz. Mesela, I saw him in the middle of something doing. Demek o şirket ortasında kurup oldum. Birer bir nersine sadır buluyor geldiğini. I saw Tom as I drove past in my car. Ben Tom'u gördüm. Maşinede haydab ön yoldan ötüp gidiyor geldiğimde. Demek he was walking along the street. O köçe boyunda yalnız gidiyor geldi. Demek I saw Tom walking along the street. Ben Tom'u gördüm. O kaçan kayırdan gidiyor geldi normalim. Muhumu o bir merte kurup kalgen. Bu şey şirket, birer bir şirket devam ediyor kendi. Bana şu muhumu hesaplanadı. Demek, sometimes the difference is not important and you can use either form. Demek, bazen bu şey to infinitive'ni ya ki ing'ni farklı bulmaya kadar iken demek, biz ikilisinden faydalanışımız mümkün iken I've never seen her dance. Ben onu hiç kaçan raksge düşkendik olmadan ben I've never seen her dancing. Ben onun raksga tushishini hech qachon ko'rmaganman. Ma'nosi hech qanaqa o'zgarish yo'q. Xo'sh, demak, umumiylashtirib bu nimani aytadigan bo'lsak, agarda siz biror bir sharakatni boshidan oxirigacha guvohi bo'lgan bo'lsangiz, kimgadir o'sha sharakatni aytmoqchi bo'lsangiz, men ko'rdim, shunday shunday bo'ldi deb, siz somebody do infinitive, ya'ni to do mana shu birinchi strukturadan foydalanishingiz kerak. Agarda siz biror bir sharakatning o'rtasida kimdir biror bir narsa qilayotganini ko'rgan bo'lsangiz, siz ing formulasidan foydalanishingiz kerak fe'llarni. Farqi mana shunda. Xo'sh, 68-unitimiz ing clause, ya'ni bu o'zbek tilida harakat nomiga to'g'ri keladi yoki gerund deb ham ataladi. Gerund shi ish degan ma'noni bildiradi. Bular fe'llarga qo'shiladi, lekin ular nima qildi, nima qilyapti degan nimaga javob bera olmaydi. So'roqqa bular ot hisoblanadi, ya'ni fe'lning qotlashgan shakli hisoblanadi. Demak, he hurt his knee playing football. Demak, u o'zining tizzasini jarohatlab oldi futbol o'ynayotganida. Demak, biz bu juda ham katta tema hisoblanadi. Diqqat bilan e'tibor berishingiz kerak. Demak, Kate yana bitta emayli. Kate in the kitchen, demak Kate kuhnada, oshxonada, she is making coffee, demak u kofe tayyorlayapti. You can say Kate is in the kitchen making coffee, demak Kate oshxonada qahva tayyorlayapti. Demak biz mana shu ing clause qismida iga qatnashtirishimiz shart emas, har bir gapga alohida she deb she is making coffee deyishimiz shart emas, chunki bitta gapga bitta sharakatni egasi bitta, ikkita sharakatni ham qiluvchi shaxs bitta odam hisoblanadi. O'shaning uchun biz bunga alohida yana egani takrorlashimiz shart bo'lmaydi. Masalan, mana bu yerda Kate ham Kate oshxonada va u kofe tayyorlayapti. Ikkita sharakatni ham bajaruvchisi bitta qiz hisoblanadi, ya'ni Kate. Keyingisi, you can use ing in this way when two things happen at the time, at the same time. Demak, ikkita sharakat bir vaqtda sodir bo'layotgan bo'lsa, biz ing'dan foydalanishimiz mumkin deyapti. Ya'ni, a man ran out of the house shouting. Demak, uydan yugurib chiqqan, birdaniga yugurib chiqqan odam qichqirayotgan, baqirayotgan, ya'ni he ran out of the house. Demak, u uydan birdaniga yugurib chiqdi. And she was shouting. U qichqirayotgandi, baqirayotgandi. Demak, mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, ikkita ega qatnashgan. He ran out the house bitta gap. Ikkinchi gapda endi he yana o'sha bitta odam ikkita sharakatni bajargan, lekin he yana takrorlanyapti. O'shani oldini olish maqsadida siz mana bu ing clause qismidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, keyingisi we also use ing open one action happens during another action. Demak, biz ikkita biror bir sharaka sodir bo'layotganda, biror yana bitta sharaka sodir bo'lsa, o'shani ing bilan berishimiz mumkin deyapti. Masalan, Joey hurt his knee playing football while he was playing football. Demak, ikkita sharaka sodir bo'layotganda, bittasi sodir bo'lsa, o'shani biz ing bilan beramiz deyapti. Ing clause bilan, masalan, Joy tizzasini jarohatlab oldi futbol o'ynayotganida. Demak,
While he was playing, demek u futbol oynayotganida tizzasini jarohatlab oldi. Ya'ni biror bir ish harakat davom etayotganda boshqa bir ish harakat sodir bo'lib qolsa, xuddi sizlar bilan past continuous da o'tganimizdek, ya'ni o'tgan zaman uzoq muddat davom etgan ish harakatlar uchun while dan foydalanamiz, ya'ni past continuous bilan qisqa davom etib qo'ygan o'sha ish harakatni bo'lib qo'ygan ish harakatlar uchun past continuous dan foydalanamiz degan qoida o'tgandik. Hozir mana shu qoida yana takrorlanyapti shu yerda. Endi faqat kengroq tushuntirilgan holda. Demak, ikkita uzoq muddat davom etayotgan ish harakatni boshqa ish harakat bo'lib qo'ygan paytda biz uzoq muddat davom etayotgan ish harakatni ing clause da beramiz degan qoida kelib chiqadi umumlashtirib aytsak. Keyingisi, you can also use while doing something and when doing something. Demak, biz while doing something yoki when doing something deb ing clause'dan foydalanishimiz mumkin. Mana yuqoridagi qoida Joy tizzasini jarohatlab oldi. Futbol o'ynayotganida, ya'ni futbol o'ynayotgani uzoq vaqt davom etayotgan ish harakat, tizzasini jarohatlab olgani qisqa o'sha ish harakatni bo'lib qo'ygan ish harakat hisoblanadi. Past continuousning formulasi bu. Keyingisi be careful when crossing the road. Demak, ehtiyot bo'l qachonki siz yo'lni kesib o'tayotganingda. Mana bu when you are crossing deb gapni cho'zmayapti, faqatgina crossing o'zidan beryapti, chunki be careful degani sen ehtiyot bo'l, sen yo'lni kesib o'tayotganingda. Ikkalasi ham bitta nima? Egasi bitta hisoblanadi, ikkita kesimni ham. Xo'sh, keyingisi when one action happens before something else after using have done for the first action. Demak, agar ikkita ish harakatdan oldin qaysi biri birinchisi bo'lgan bo'lsa, o'sha ish harakatni biz having done bilan beramiz deyapti. Demak, having found a hotel, we looked for somewhere to eat. Demak, biz mehmonxona topganimizdan keyin biz biror bir joyga ovqat yeyish uchun biror bir joyni qidirdik. Demak, bu uncha keng tarqalmagan having done degan struktura uncha keng tarqalmagan og'zaki inglizchada. Demak, og'zaki speakingda uncha ko'p ishlatilmaydi. Biz uning o'rniga keng tarqalgani after hisoblanadi. Ya'ni keyin degan ma'noni bildiradi. Having ham shu keyin degan ma'noga sinonim, ya'ni after finishing her job, she went home. Demak, u ishini tugatgandan keyin uyga ketdi. Demak, bu yerga biz having finished desak ham bo'lardi. Bu yuqoridagiga o'xshatib yoki keng tarqalgani o'sha after finishing keng tarqalgani hisoblanadi. This structure are used more in writing English. Demak, quyidagi struktura mana shu having done strukturasi yozma ingliz tilida ko'p ishlatiladi, og'zakiga qaraganda deyapti. When we begin sentence having done something or after doing something, we write comma. Demak, mana shu having yoki afterdan keyingi keladigan qismida biz gapni virgulga ajratishimiz kerak bo'lar ekan. Keyingisi, you can also use ing to explain something or to say why somebody does something. Demak, biz ing formulasidan foydalanishimiz mumkin ekan biror bir narsani tushuntirib berishga yoki kimdir biror bir ish harakatni nima uchun qilganligini tushuntirmoqchi bo'lsak. Demak, odatda gaplar ing qismi, ya'ni ing clause bilan boshlanar ekan. Feeling tired degani bu fe'l emas, bu otlashgan fe'l, fe'lni otlashgan shakli hisoblanadi. Nima degan so'roqqa javob bo'ladi asosan. Feeling tired charchash degan ma'noni bildiradi. Charchash. I went to the bed early because I felt tired. Demak, men charchaganligimni his qildim, o'shaning uchun ham men ertaroq uxladim deyapti. Demak, being unemployed, he doesn't have much money. Demak, ishsizlik, ya'ni u ishsiz bo'lganligi uchun u ko'p pulga ega emas. Xo'sh, keyingisi, we use having done for something that is complete before something else. Demak, biror bir sharakatni biz oldin ko'rgan bo'lsak, ya'ni qilgan bo'lsak, o'sha paytda biz having done strukturasidan foydalanishimiz mumkin, lekin bu ham buncha keng tarqalmagan. Having seen the film twice, I didn't want to see it again. Demak, men buni ikki marta ko'rganman, men uni yana ko'rishni xohlamayman. Demak, biror bir sharakat sodir bo'lishidan oldin biror bir sharakat sodir bo'lgan bo'lsa, o'shani biz having done bilan, ya'ni have plus verb 3 bilan berishimiz mumkin. Keyingisi, these structures are used more in writing. Boya aytganimdek, bu mana shu butun have bilan having done, having nima ko'proq yozma ingliz tilida ishlatiladi, keng ishlatilmaydi og'zaki ingliz tilida. Bizga speaking uchun buni qo'llasak juda ham
tushunmay qolishi mumkin ko'pchilik, chunki bu keng qo'llanilmaydi, faqat yozma nimada qo'llaniladi. Demak, when we begin sentence feeling tired, not knowing, having, we write comma. Demak, agar shu ing bilan gapni boshlasak, biz gap birinchi gap qismi tugagan joyda belgi qo'yishimiz kerak deyapti. Bu yoqda you guys so'rab berilgan, tushunmasangiz bemalol so'rashingiz mumkin. Demak, yana bir bor aytaman, bu struktura uncha keng tarqalmagan, og'zaki ingliz tilida siz faqat yozma ingliz tilida ishlatishingiz mumkin. Muhimi siz bu ing clause nimaligini bilib olishingiz. Bu şu ing clause bu fe'lning otlashgan shakli hisoblanadi va she ish, ya'ni making, qilish, shouting, baqirish, crossing, kesib o'tish, share, playing, o'ynash, ya'ni nima qilmoq fe'liga emas, harakatnoma bo'lib keladi, ya'ni fe'lning otlashgan shakli qisqa qilib aytadigan bo'lsak. Demak, agar tushunmaydigan joylaringiz bo'lsa, destination B1 da ham, B2 da ham nima qilingan, tushuntirilgan, qisqa sodda qilib gerund nimaligi. Demak, o'shandalardan ham videoni bitta ko'rib olsangiz, tushunishingiz ancha oson bo'ladi.